İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Hayata ve insana dair ne varsa söylenecek, her konu ve görüşün açıkça, özgürce tartışıldığı program Açık Görüş'e hoş geldiniz. Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Açık Görüş programında 27 Mayıs'ta başlayıp 12 Mart'la 12 Eylül'le devam eden, daha sonra biçim değiştirerek 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da e-muhtıralarla siyasi iradeye müdahale etmek isteyenler, anayasal sistem, darbelerin nedenleri ve tarihsel gelişimi konuşuldu. Kimilerinin darbe, kimilerinin ihtilal ya da devrim olarak kabul ettikleri, bundan 51 yıl önce yapılan 27 Mayıs askeri müdahalesinin yıl dönümündeyiz. Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gürkan, araştırmacı yazar Mehmet Arif Demirer, gazeteci yazar Ahmet Karataş ve avukat Ziya Levent Tokuc'un katıldığı program ilgiyle izlendi. Kimden yanasınız? Ona bakmak gerekir. Tarihin nehri akarken bu nehre yapılan müdahaleler seçim yoluyla olur, işte ihtilalle olur, başka bir darbeyle olur vesaire. Neye hizmet ediyorlar? Esas olarak ona bakmak önemlidir. Yıllarca bayram olarak kutlanan 27 Mayıs, kimileri tarafından darbe değil de bir direniş ya da halk hareketi gibi görülse de sonuçta halkın seçtiği siyasi iradeye yapılan bir müdahale olarak zihinlerde yer etti. Türkiye 1 Ocak 1946'da 214 ton altın, 10 milyon dolar döviz rezervine sahip bir ülke iken 14 Mayıs'ta Demokrat Parti, 22 Mayıs'ta kurulan Demokrat Parti hükümetine devredilen döviz yoktur, sıfırdır. Altın da 122 ton 840 kilodur. 214 tondan 122 tona düşmüştür. Arif Bey bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, lütfen söylemeyin. Sözümü kesmeyin. Size sıra gelince siz söyleyin. Ben dezenformasyonu vurgulamaya çalışıyorum. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, bakanlar Zorlu ve Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan karanlık süreç, toplumsal benliğimizde derin izler bırakan ve daha sonra yapılan darbelerle gerekçe yapıldığı için Türkiye toplumunun yaşadığı büyük travmaların kaynağı olarak görülen bir siyasi olay olarak tarihe geçti. Sayın konuşmacılardan biri Sayın Menderes'e yapılan prostat muayenesini halkımızın özellikle erkeklerin feodal ahlaki yargılarını kaşıyarak bir proaktif argüman olarak kullanmak istiyor. Çok acı bir ironidir. Ancak sağlıklı insanlar idam edilebilir. Evet. Böyle bir muayene eğer gerçekten yapılmışsa muhtemeldir. Menderes'in talebiyle yapılmıştır. Ve dünyada prostat muayenesinin Menderes'e yapılandan başkaca bir yolu yoktur. Yaşları gereği sayın konuşmacılar bunu çok iyi bilirler. Biz şimdi her prostat muayenesi olan erkeği kötü muameleye uğradı diye mi değerlendireceğiz? Kasetlerden başlayıp prostat muayenesiyle sürdürülmekte olan bu çirkin siyasal biçemini şiddetle kınıyorum demiş. Evet. Ben bu maile hiç cevap verme ihtiyacı bile duymuyorum. Sadece şunu açıklık getiriyorum. İdama götürülen ve talep etmediği halde doktorların hatıraları var. Talep etmediği halde ve idama götürülen bir insana prostat muayenesi nasıl meşru ve tıbbi bir gerekçe olarak algılandığını ben izleyicilerimize bırakıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum bu konuda. Sadece akıl tutulması diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. 27 Mayıs olmasaydı belki de 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve hatta 27 Nisan bile olmayacaktı. Demokrasilerde sivil hükümetlerin yaptıkları hataların ancak sandık yoluyla cezalandırılabileceği gerçeğine rağmen belinde silah olan askerin kendini ülkenin tek sahibi gibi görerek istediği zaman yönetime el koyma alışkanlığı 27 Mayıs'ta başladı. Darbe sürecinde hukuk katliamlarına ve insanlık suçu diyebileceğimiz ve saptama bile uygulanmayan muamelelerin yapılmasını hem meşru göstermez hem de bize savunma durumuna düşüremez. Bu mazeret olamaz. İşte bakınız, bir sayılı kanuna dayanarak geçici 6. maddeyle kurulan Yüksek Adalet Divanı 1924 Anayasası'na aykırıdır. 27 Mayıs çarpık bir ekonomi, gülük bir burjuvazi ve juntacı bir gelenek yarattı. 147'leri diyorsunuz. Evet. 147'ler. Şimdi 147'ler olayı, çok hatta haklısınız. Çok 500'e haklısınız. Yakın hakim ve yargıç yine görevden alındı o dönemde. 400. Efendim? 1500
Efendim bunların rakamları böyle bir şey yok. Bunlar şehir efsanesi. Hayli hararetli geçen tartışmalar sonunda 27 Mayıs'ın karakteri, oluş nedenleri, biçimi konusunda konuşmacılar farklı düşünseler de sonuç olarak Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesinin demokrasiyle bağdaşamayacağı, hangi gerekçeyle olursa olsun darbelerin kabul edilemeyeceği ve darbecilerin cezalandırılması konusunda görüş birliğine vardılar. Subay sayısı çoğalmıştır. Efendim siz veriyorsunuz rakamları. Sizin verdiğiniz rakamlarla söylüyorum. Sizin verdiğiniz rakamlarla bakın. Siz dediniz ki söyleyin tekrar. Bakın söyleyin aynı rakamları bana. Söyleyin. Sonuç olarak 27 Mayıs'a farklı bakıyor olabilir değerli konuklarımız ama yani hangi nedenle olursa olsun siyasal yaşama ordunun ya da başka güçlerin müdahale etmemesi, hatta bunun ötesinde 27 Mayıs'ta ve daha sonraki yapılan müdahalelerdeki idamlara bütün konuklarım karşı olduklarını dile getirdiler. Sayın Arif Demirer'in de önemli bir önerisi var. Bu tür konuların mutlaka bilimsel anlamda tartışılması ve gelecek nesillere doğru bilgilerin aktarılması gerekir diye söylüyor. Bence de doğrudur.